Malatya'daki bazı esnaf odaları Keşke projesi nedeniyle Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı tebrik etti. Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçileri Odası Başkanı Mesut İnce, Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Çulha, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan oda başkanları Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı Keşke projesinden dolayı kutlayarak başarılar dilediler. Oda başkanları ayrıca yeni hizmet binasına taşınan Yeşilyurt Belediyesi için de hayırlı olsun temennisinde bulundular. Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Hacı Uğur Polat'a Malatyalılar adına, bizim pazarcılar adına teşekkür ediyorum aldığı Keşke projesinde aldığı ödülden dolayı. Kendisi çok çalışan ama medyayı çok sevmeyen, hak için çalışan bir insan. Yeni hizmet binasının da kendisine tüm Yeşilyurt'lara hayır olmasını, nice başarılarını dilerim. Minibüsçü Odası yönetim kurulu üyelerimiz ve Pazarcılar Odası, Kuaförler ve Berberler Odası, Battalgazi Esnaf Odası sayın başkanlarımızla beraber çok kıymetli sayın başkanımız, Yeşilyurt Belediye Başkanımızı hem yeni binamızın hayırlı olması temennisi hem de keşke bütün çocuklar mutlu olsa projesiyle Türkiye'de gündem yaratan ve örnek projeler arasında çok kıymetli Sayın Cumhurbaşkanımızın elinde ödül alması dolayısıyla bizler kendilerini tebrik ediyoruz. Malatya'mıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı esnaflarımız adına da kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız her zaman bize bir telefon kadar yakındır. Gerek esnaflarımızın sorunu, gerek ilgili odalarımızın sorunuyla ilgili her zaman bizlerle beraberdir. Bu noktada esnaflarımız adına, şahsım ve yönetim kurulum adına kendilerine teşekkür ediyorum. Hem yaptığı projeden dolayı aldığı, Sayın Cumhurbaşkanımız da aldığı ödülden dolayı hem de yeni binasını hayırlı olsuna geldik başkanımızı. Biz Kuaförler Odası olarak hareketli bir odayız. Üyelerimizle ilgili belediyelerle yaşanan bütün sıkıntıda her iki merkez ilçe belediye başkanımız olsun, sayın başkanımız olsun, diğer belediye başkanımız olsun uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Ben tekrardan aldığı ödülden dolayı başkanımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Yeşilyurt'u güzel bir hale getirmek için ekibiyle uğraşıyorlar. Gerçekten şu an Yeşilyurt eskisi gibi değil. Hızlı bir şekilde gelişiyor. Özellikle bu Keşke projesiyle bütün çocukları mutlu etmesinden dolayı almış olduğu başarılı ödülden dolayı tebrik ediyoruz. Arkadaşların dediği gibi yeni belediye binası ve çalışmalarından dolayı çok fazla söyleyecek bir şey yok ama Malatya'ya yakışır şekilde hizmet etmeye devam ediyor. İnşallah daha güzel projelerde, daha güzel hizmetler sunmasını bekliyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldıkları Keşke projesinin artık Malatya'nın ödülü olduğunu ifade etti. Tabii Keşke ödülü Malatya'mızın ödülü, hepimizin ödülü, Yeşilyurt'un ödülü. Bunu biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan Malatya'mızın adına aldık, Yeşilyurt'umuzun adına aldık. Bu projede de bütün Yeşilyurtların, Malatya kardeşlerimin emeği var. Ve en önemlisi de bu projede yetim ve öksüz çocuklarımızın duası var. Yetim ve öksüz çocuklarımızın anne ve babalarının duası var. Bu tabii ki bizim sorumluluğumuzu daha da artırmıştır aldığımız bu ödül. AK Belediyecilik milletin hizmetinde olan bir belediyeciliktir. Ama bu ödüller bizim daha çok çalışmamıza vesile olan, bizi azimlendiren ödüllerdir. Ben bizleri ziyarete geldikleri için de başkanlarıma tekrar hoş geldiniz diyorum.